Rüyalardan her düzlemde faydalanmak mümkün. Niyet ederek rüyaya yatıp pek çok şeyi sorabiliriz. Bu bir yetenek geliştirmek de olabilir. Hayatımızda tekrar eden bir sorunun kaynağının ne olduğunu sormak da olabilir. Ben çok fazla hani böyle işte geleceği görmek adına rüyalara niyet edip yatılmasına karşıyım. Çünkü biz zaten hayatın içinde o Elif yolu değerleriyle yaşıyorsak, hani dost doğru yoldaysak, yapmamız gerekenleri yapıyorsak, rüyalar da bize gerektiği noktada neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini söylüyorlar. Bunun dışında yine rüyalarda yüksek benlik buluşması dediğimiz bir çalışmamız var. Bu kırgın olduğumuz, üzgün olduğumuz ya da bizim kırdığımız kişilerin yüksek benliğiyle buluşup af dilemek gibi bağışlama çalışmaları yapılabilir. Dediğim gibi yetenek geliştirilebilir. Sorunlarımızın çözümü için ya da daha iyi hizmet etmek için, daha mutlu olmak için neyi yapmamız gerektiğiyle ilgili rüyalarımıza danışabiliriz. Bilinçli olarak olumlu cümlelerle, bilinçaltına vereceğimiz komutlarla rüya sürecini başlatıp sonra uyandığımızda da oradan aldığımız cevapları tabii ki eyleme ve harekete geçerek, sorumluluk alarak hayata geçirmek önemli.